Muzaffer Ali'nin üzerine yemin ederim ki ben öldürmedim. Kemal. Ben sana böyle bir şey yapabilir miyim? Yalan. Her zamanki gibi oyun oynuyorsun Güllü. Ama bu defa bedelini ağır ödeyeceksin. Bir gün senin de canın yanacak. İşte o vakit anlayacaksın. Hanımım hoş geldiniz. Siz hiç merak etmeyin, asayiş Berkeman. Ben yanaşmaların hep başındayım. İçiniz hep rahat olsun hanımım. Bana bakın. Gözünüzü dört açacaksınız, tamam mı? Benim haberim olmadan kuş bile uçmayacak. Hadi bakalım. Size iyi haberlerim var Serap. Suçlu teslim olmuş. Öyle mi? Tahmin ettiğim gibi. Kemallerin köyünden biri. Siz de uzlaşmalarına mani oldukları için Meryem'in evini yakmış. Ne yazık ki bu pek bir şey değiştirmemiş. Hala beni suçluyorlar. İyi misiniz Serap? Neyiniz var? Kemal yolumu kesti. Anasının katili bellemiş beni. Ne yaptıysam inandıramadım. Bu ne cüret? Haddlerini bildirelim. Eşkıya kesildi başımıza. Lüzumu yok Orhan Bey. Lütfen, daha fazla husumet olsun istemiyorum. Sizce bu kadar nezaket hak ediyor mu kendisi? Ben bir karar verdim. Köylülere istediklerini vereceğim. Zaten o toprakları aldığıma çok pişmanım. Böyle bir şeyi niye yapasınız ki? Kendinizi aklamaya ihtiyacınız yok sizin. Ben bu toprakları istemiyorum. Zaten araya düşmanlık girdi. Ne yapsam da benim için çalışmazlar. Daha fazla kan dökülmesini istemiyorum. Aslında kısmen beni suçlamakta haklılar. Her şeyi ben başlattım. Bu felaketin olmasına ben sebep oldum. Eğer o toprakları satın almasaydım, Kemal'in anası şimdi hayatta olurdu. Bence çok duygusal davranıyorsunuz. Ayrıca o toprakları elden çıkartmak bir hayli zamanımızı alacak. Ben elden çıkartmaktan bahsetmiyorum. Köylülere vermekten söz ediyorum. Bence bu büyük bir hata olur Serap. Hem çiftlik hem de fabrikadaki zararımız ikiye katlanır. Bu sizi iflasın eşiğine kadar götürür. Kararım kesin. Peki siz bilirsiniz. Ben yarın köylüye gider kararınızı açıklarım. Âlâ. Yani böyle bir şey nasıl oluyor? Benim aklım bir türlü almıyor ya. Başın sağ olsun Kemal. Çok iyi kadındı Meryem teyze. Nur içinde yatsın. Sağ ol. Torunu olacak diye nasıl sevindiydi. Kısmet değmiş kucağına alıp sevmek. Ya işte suçlu yakalandı diyorlar. Asıl suçlu çiftlikte Ramazan. Nasıl böyle bir şey söylersin Kemal? Güllü hiç böyle bir şey yapar mı? Yapar. Yapmadı mı? Daha önce de Ramazan'ı zincirleyip çiftlikte zorla tutmadı mı? Sen bize haber etmedin mi? İstediği vakit ne kadar zalim bir kadın olduğunu gördük işte. He, gördük. Güllü öfkesiyle çok hatalar yaptı elbet ama bunu yapmaz Kemal. Hem bu kadar büyük bir günahı bilip bilmeden ona yüklemek haksızlık olur. Ya enişte, belki daha bu işi yapan yakında çözülür ha. Arkasında biri varsa eğer kim olduğu anlaşılır.
Muzaffer Ali'yi zor uyuttum. Çocuğun da huzuru kaçtı kaç gündür olup bitenden. Çocuklar kendilerini emniyette hissetmediği zaman huzursuz olurlar. Güvende olduğunuzu bizzat görmek isterim. İzin verirseniz, bir sakıncası yoksa bu gece burada kalmak istiyorum. Kemal ve diğerleri tekrar gelebilirler. Çok naziksiniz Orhan Bey. Sağ olun. Peki. Gülizar. Orhan Bey bu gece bize eşlik edecek. Misafir odasını hazırlayın lütfen. Baş üstüne hanımım. Teşekkür ederim. Hiç kimse bu gece gözünü kırpmayacak. Anlaşıldı mı? Bir yere oturmak. Abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.